Arkadaşlar merhaba. Öğretici metinlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Gittiğin yerdeki doğal güzellikleri, yemekleri yani kültürel özelliklerini eserlere ne diyeceğiz? Gezi yazısı diyeceğiz. Deneme herhangi bir konuda yazılabilir. Deneme yazarı karşısındakini ispat etme gücünü üslubundan alır. Bu benim üslubumdan kaynaklanarak ne yapacak? Karşımdakini herkes deneme yazabilir arkadaşlar. Her konuda yazılabildiği için herkes de deneme türünü ne yapabilir? Yazabilir. Dikkat ediyorsunuz. İnandırıcı çok fazla olmayacak. Kanıtlayıcı şeylere yer vermeye gerek yok. Lütfen. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoya daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlere öğretici metinlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen kitabımızın 480. sayfasını açıyorsunuz ve takip ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar öğretici metinlerimizden ilk iki biyografi ve otobiyografi ile devam ediyoruz. Biyografi kelimesi arkadaşlar edebiyat, sanat, spor, siyaset, iş dünyası gibi alanlarda tanınmış insanların bütünüyle hayatlarını, eserlerini başarılarını okuyucuya anlatmak amacıyla yazılan inceleme yazılarına ne diyorum? Biyografi diyorum. Yaşam öyküsü ya da hayat hikayesi de diye biliriz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz biyografiye. Ya yani ne demek istiyor? Bir defa tanınmış bir kişi olmasını bileceğim. Buraya dikkat ediyorsunuz biyografi için. Biyografide tanınmış bir kişinin hayatını kaleme alacağız arkadaşlar. Çok önemli. Hayat hikayesini anlatacağız orada. Bu biyografide anahtar kelimen ünlü bir kişinin hayatını anlatılması gerektiğini unutmuyorsun. Eskiden bu tür yazılara tercümeyi hal denirdi. Ama şimdi biyografi türüyle karşılıyor bizi arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Biyografide amaç söz konusu kişiyi her yönüyle tanıtmaktır. Yani yaşam öyküsünden bahsedeceğimiz için her yönüyle de ne yapacağız? Ele alacağız. Anlatan kişinin hayatının yanı sıra eserleri, kişiliği, görüşleri de ele alınır anlatılan kişinin doğduğu yer, çocukluğunun geçtiği ortam, öğrenim hayatı, çalıştığı yerler, kişiliği, kendine özgü davranışları, başarılı olduğu alanlar ve eserleri anlatılacak arkadaşlar dikkat ediyorsunuz buraya. Belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlanan biyografiler tarihçiler için önemli kaynaklar arasındadır. Bakın bu biyografi için böyle sanki havada kalacak bir bilgi gibi geliyor öğrenciler açısından arkadaşlar. Ama dikkat edin tarihçiler için önemli kaynaklar arasında gene ne yapacağım? Bu biyografiyi sayacağım arkadaşlar. Biyografiler belgesel nitelikte olup gelecek kuşaklara önemli bilgilerin, tecrübelerin, örneklerin, görüşlerin aktarıldığı kaynaklar olarak karşımıza çıkacak. Bakın biyografi deyip geçmeyin. Yani kendinden sonrakileri de böyle tecrübeleriyle destekleyeceği için dikkat ediyorsunuz arkadaşlar biyografi türüne. Biyografide olaylar kronolojik bir sıraya göre anlatılmalıdır. Yani bir başlangıç ve bitiş olacak arkadaşlar. O sıraya göre de takip edeceğiz. Dikkat ediyorsun. Biyografiler nesnel bir bakış açısı da yazılmalıdır. Biyografilerde açıklayıcı, öyküleyici ve betimleyici anlatım türlerinden de yine ne yapabilirim? Yararlanabilirim arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Hemen dünya edebiyatında biyografiye bakıyoruz. Bu türün dünya edebiyatındaki ilk örneğini Yunan biyografi ve tarih yazarı Plutarkos'un bazı Yunan ve Romalıları anlattığı Paralel Hayatlar adlı eseri karşımıza çıkacak. Ancak batıda bu türün yaygınlaşması 16. yüzyıldan sonra oluyor. Dikkat edin. 20. yüzyılda ise batıda belirli bir aileyi veya çevreyi ele alan geniş kapsamlı biyografik eserler yazılmaya başlanmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Otobiyografi bir diğer başlığım. Otobiyografide Öz yaşam öyküsü olacak. Arkadaşlar oto kendi demek. Biyografi de yaşam hayatı demektir biliyorsunuz. O yüzden kendini kişinin kendini anlattığı hayat hikayesi ne diyeceğiz? Oto biyografi diyeceğiz. Diğer adıyla öz yaşam öyküsü olarak da karşımıza çıkabilir. Dikkat ediyorsunuz. Toplum tarafından tanınmış sanat, bilim, spor, siyaset ve benzeri insanların kendi yaşamlarını anlattığı yazılara otobiyografi, öz yaşam öyküsü denir. de yazar kendini yazının merkezine yerleştirir. Zaten kendi hayatını anlattığı için arkadaşlar dikkat edin. Kendini tabii ki yazının merkezine yerleştirecek. Bu önemli. Otobiyografilerde olayların kronolojik sıraya göre anlatılması gerekir. Anlatım sade, akıcı ve içten olmalıdır. Zaten Cumhuriyet döneminden bahsediyoruz. Bakın dikkat edin. Gene otobiyografi için. Özellikle Cumhuriyet döneminde yer alacağı için sade akıcı ve içten olması gerektiğini de unutmuyorsun. Olaylar kişinin kendi başından geçtiğinden anlatım özneldir diyeceğiz. Bakın dikkat edin. Öznel bir anlatımla karşımıza çıkacak. Arkadaşlar kitabımızda bazı terimler var. Biyografi ve otobiyografi ile ilgili bazı terimler ve kavramlar var. Bunlardan işte nekroloji, portre, monografi, Özgeçmiş yani CV gibi kavramlar bunları ne yapıyoruz? Kitabımızdan inceliyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen biyografi türünde eser veren önemli sanatçılarımıza bakıyoruz. Şevket, Süreyya Aydemir bunlardan iki. Atatürk'ün isteğiyle 1932 yılında yayınlamaya başlayan Kadro dergisini çıkaran ekibin içinde yer alacak arkadaşlar. Şevket, Süreyya, Aydemir. Eserlerini bir ömrün hikayesi içinde bir çağı anlattı. Biçiminde özetlemek mümkündür. Yaşamı boyunca birçok eser veren yazarın Atatürk'ü anlattığı Tek Adam adlı biyografisi ünlüdür. Arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Zaten bakın biyografi türünde eser veren sanatçılardan bahsediyoruz. Yine burada Tek Adam biyografisi ünlü olarak karşımıza çıkacak. Biyografi türünün en başarılı yazarlar arasında yine kabul edeceğimiz sanatçımız dikkat ediyorsunuz. Tek adam, ikinci adam, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa ve Menderes'in dramı gibi arkadaşlar biyografi türünde önemli eserleri var. Otobiyografide de Suyu Arayan Adam şeklinde karşımıza çıkıyor. Denemelerinde de Kahraman Doğmalıydı gibi deneme türünde eserleri var arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Sevgili arkadaşlar geçiyoruz bir diğer başlığımıza. Mektup, dilekçe ve tutanaktan bahsedeceğiz bu başlıkta da. Mektup biliyorsunuz arkadaşlar genel anlamda zaten özetçe olursak mektup önceden çok fazla yaygındı bu mektup türü ama günümüzde şu anda çok fazla yaygınlığı kalmadı. Çünkü neden? Artık teknolojik aletlerle mektup türünün önemi azaldı dikkat ediyorsunuz. Kişi ya da kurumların haberleşme amacıyla uzaktaki kişiye ya da kurumlara gönderdiği yazılara ne diyoruz? mektup diyoruz arkadaşlar. Dikkat ettik. Mektup türlerinde özel mektuplar var. Kişilerin birbirine gönderdikleri mektuplar içerisinde değerlendirilebilir bu özel mektuplar. Hemen burada kitabımızda inceleyebilirsiniz zaten özel mektupların özelliklerini. Bir diğeri de iş mektuplarımız var arkadaşlar. İş mektupları biliyorsunuz daha çok resmi yazışmalarda kullanılan mektup türü olarak karşımıza çıkacak. Dikkat ediyorsunuz iş mektuplarında da. Dünya edebiyatında mektup mektubun edebi tür olarak girişimi Latin edebiyatına dayanmaktadır. Mektubun bugünkü anlayışına uygun niteliğe ulaşması ise 16. yüzyıldan sonra olarak karşımıza çıkacak. Bu dönemden itibaren Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya'da bu türün yaygınlaştığı görülecek arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Türk edebiyatında mektup türünde ise geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Divan edebiyatında mektuplara münşaat adı verilir. Bakın divan edebiyatındaki mektubun karşılığı neymiş arkadaşlar? Münşaatmış. Dikkat ediyoruz buraya. Bu önemli. Gene divan edebiyatında zaten dile getirmiştik arkadaşlar. 16. yüzyılda divan şairi Fuzuli'nin yazdığı şikayetname mektup türünde yazılmış önemli bir eserdir. İlk edebi mektupta sayılan eser aynı zamanda mizah edebiyatının önemli örneklerindendir. Kendisine bağlanan 9 akçelik maaşı almak için başvurduğu vakıf idaresi tarafından kendisine zorluk çıkarılması üzerine Fuzuli Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi ile bu ünlü mektubunu yazmış ve vakıf idaresindeki yolsuzluğu dile getirmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Şikayet türünü yazmış olduğu bir eserdi zaten. Onu da unutmuyoruz gene. 16. yüzyılda Fuzuli ile birlikte mektup türünde eser verdiğimizi biliyoruz. Münşahatlarda özel ve resmi mektuplara çokça yer verilmiştir. Bunların dili çok süslü ve ağır olarak karşımıza çıkacak. Bazı sanatçılar mektuplardan oluşan romanlar, hikayeler, anılar, gezi yazıları kaleme almıştır. Halide Edip'in Handan, Hüseyin Ahmet Gürpınar'ın Sevda Peşinde, Reşat Nuri Güntekin'in Bir Kadın Düşmanı adlı romanları bunlar arasında sayılabilir. Ömer Seyfettin'in bazı hikayelerini, Yakup Kadri Karaosmanlı Bir Seren Camı, Necip Fazıl Kısaküreğ'in Zindandan Mehmet'e Mektup Şiirini mektup tarzında kaleme aldığını yine ne yapıyoruz? Biliyoruz sevgili arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. İkinci başlığımız Dilekçe. Dilekçe kişilerin kurumlara ya da kurumların kendi aralarında yazdığı mektup olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Arkadaşlar bakın dilekçe örneği var. Dikkat edin. Bu dilekçe örnekleri yani karşımıza gelebilir. Ee, burada çıkabilir. Dikkat ediyorsunuz. Bakın yukarıdan 4 aşağıdan 4 santim sağdan ve soldan 3 santim boşluk bırakarak dilekçeyi oluşturacağız. Dilekçenin sağ üstüne tarihi atacağız. Sonra alıcı kurumun bilgilerinden bahsedeceğiz ve şu altına ilinden bahsedeceğiz. Sonra şurada bir boşluk bırakıp ondan sonra yazacağımız dilekçeyi metin olarak yazıyoruz. Sonra bir boşluk daha bırakıp imza ve ismimizi yazıyoruz. Sol altta da adres ve iletişim bilgilerini gösteriyoruz arkadaşlar. Burada dilekçe örneğine dikkat ediyorsunuz. Bu mektuplara genel olarak dilekçe denilebilir. Dilekçenin belirlenmiş standart bir üslubu ve sayfa düzeni vardır. Sayfa düzeni yan taraftaki görselden görüyoruz zaten. Dilekçe yazacak kurumun adıyla başlanır. Sağ üst köşeye tarih, sol alt köşeye adres yazılır. Sağ alt köşeye isim yazılır ve imza ismin üstüne atılır. Burası da önemli bakın dikkat ediyorsunuz. Resmi mektuplarda Sonuç bölümü alt makamdan üst makama arz ederim. Eşit makamlar arasında arz ve rica ederim. Üst makamdan alt makama ise rica ederim kalıbıyla bitirilir. Bakın bunlar da önemli gene. Nasıl başlık yani hangi kurumlar arasında yazdığınız önemli. Ona göre de ne yapıyoruz? Hitabımız değişiyor. Dikkat ediyorsunuz. Usulüne uygun yazılmış dilekçelere 15 gün içinde cevap vermek zorunludur arkadaşlar. Yine bu da önemli bir e, kural. Dikkat ediyorsunuz. Geçiyorum. Bir diğer başlığımızda tutanağı. Bir durumu veya herhangi bir olayı kayıt altına almak amacıyla hazırlanan ve belge niteliği taşıyan yazılara tutanak adı verilir. Tutanakta muhakkak yani denk gelmiş olabilirsiniz. Bu trafik tutanağı olabilir. Başka bir tutanak olabilir arkadaşlar. O yüzden tutanakta ne olduğunu az çok biliyoruz. Tutanak kelimesi yerine önceleri zabıt, mazbata ...zabıtname kelimeleri kullanılmıştır. Yasal olarak delil ve belge niteliği taşıyan tutanaklar hazırlanırken... ...bazı kurallara gene dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunlar önemli e, kurallar arasında yer alacak. Bir diğer başlığımız günlük arkadaşlar. Diğer adı blok. Günlük, günce anlamında ifadeler. Bakın ikinci isim olarak günce şeklinde karşımıza çıkabilir. Dikkat ediyorsunuz. Bunu biliyorsunuzdur. Günlük bir kişinin yazılmaya değer bulduğu olaylar... ...insanlar, durumlarla ilgili kişisel duygu ve düşüncelerini, saptamalarını içeren ve günü gününe tutulan notlardan oluşan yazılara günlük, diğer adıyla günce denir dikkat ediyorsunuz. Yaşanan olayların izlerinde günü günü yazılmasıyla oluşur. Yani bugün yaşadığımız bir olay başımızdan geçen şeyleri eve gidince ne yapıyoruz? Günlüğümüze not ediyoruz gibi düşünebilirsiniz. Birinci kişi ağızdan yazılmış ve kısa ve özlü yazılardır. Evet eve gittiğimiz zaman kendimiz yazacağız o yüzden birinci kişi ağızdan yazılığını unutmuyorsun. İnandırıcı, içten ve Samimidir. Evet çünkü kişinin öznerliğine dayandıracağı için buraya dikkat ettin gene. Konuşma dini yakın bir dil kullanılır. Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtır. Gerçekler yaşanılanlar değiştirmeden, çarpıtılmadan yazılır. Başlık yerine o günün tarihi yazılır. Yani her sayfaya her gün ayrı ayrı başlık atmıyoruz. Ne yapıyoruz? O günün tarihini yazıp devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Burada bir günlüğün tarihsel gelişim var arkadaşlar. Burayı okursunuz sevgili gençler. Burada ruzname terimine bakın dikkat edin. Tanzimat döneminde de bunları zaten ne yapmıştık? Dile getirmiştik. Önemli günlük yazarları bakın dikkat edin. Edebiyatımızda ilk kullanan kişi Fahri Rıfkı Atay. 1950'de Nurullah Ataç'ın bir gazetede günlük yazılarından yazması ve bunların yoğun ilgi çekmesinden sonra önem kazanmaya başlayacak. Dikkat ediyoruz bunlara. Yazığın tavırına göre günlük türleri içe dönük günlükler, Dışa dönük günlükler olmak üzere karşımıza ne yapacak yine çıkacak arkadaşlar dikkat ediyoruz. Bir diğer başlığımız anıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Toplum tarafından tanınan ve alanlarında önemli kabul edilebilecek başarılara imza atmış kişilerin yaşadıkları dönemde tanık oldukları ya da bizzat yaşadıkları ilginç olayları, gözlemlerini ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüne gelene diyorum anı diyorum Anının diğer adını hatıra olarak biliyoruz unutmayın. Anlarda abartılı yapay bir anlatımdan sakınılır. İçten, akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Dikkat ettim. Yaşanmakta olanı yani günü değil yaşanmışı geçmişi anlatır. Bakın geçmişi anlatması açısından yine önemli anı yani başımızdan geçmiş bir olayı anlatacağımız için geçmişte olacağı da zaten kendini belli edecek. Kişinin belleğinde iz bırakan olay ve olgular anlatılır. Tarihsel gerçekliklerin öğrenilmesine ve ortaya çıkmasına katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar. Arkadaşlar buna bir zatar atar mısınız? Bu madde böyle öğrenciler arasında sanki anı dediğimiz zaman kişinin kendi baştan geçen olayları anlattığı için sanki böyle öznellik ağır basıyormuş, hakim basıyormuş gibi. Ama döneme de ışık tuttuğu için, döneme de aynı olduğu için anlar arkadaşlar. Tarihsel belge niteliği ne yapacak? Taşıyacak. Dikkat ediyorsunuz. Tanınmış bilim, sanat ve politika adamların yaşamlarını, çalışma ve araştırmalarını yine ne yapacak? anılarda anlatacağız arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Yazarın unutulmasını istemediği sonraki kuşaklar için önemli ve gerekli gördüğü gerçekleri kalıcı kılma amacı taşıyacak anı dediğimiz şey. Dikkat ediyorsunuz. Anlar hikaye ve roman türüne kaynaklık edebilir. Hikaye ve roman yazarları gerek kendi hayatlarından gerekse başkalarının hayatlarından aldıkları anları eserlerinde kullanabilirler. Mesela Ömer Seyfettin'in Kaşağı, İlk Namaz, Orhan Kemal'in Sağ İç gibi hikayeleri ve Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu romanı anı türünden yararlanarak yazılmış romanlar olarak karşımıza çıkacak. Sevgili arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Burada anı ile gün, günlüğün benzer ve farklı yönlerini dile getirdik. Buraya dikkat ediyoruz not olarak. Anı da günlük gibi yazarın yaşantılarına kaynaklanan bir yazı türüdür. Ortak yönü. Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır. Buraya dikkat ediyorum. Bu nedenle günlükte anlatılanlar gerçeğe daha yakındır. Ancak yine bu nedenle günlüklerde yapılan değerlendirmeler yaşananların sıcaklığı nedeniyle özden nitelik taşıyabilir. Bakın dikkat ettim gene kural olarak önemli bir kural. Anılar yazarların yaşlık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları öznel bir şekilde ortaya koyan yazılar olarak yine karşımıza çıkacak anı türüne dikkat ettim. Günlüklerde ise daha öznel derin içten ve ruhun derinliklerine kopup gelen anlık duygu ve düşünceler hakim olacak. Dikkat ediyoruz arkadaşlar ana türüne. Türk Edebiyatı yazılmış bazı önemli eserler ve yazarları arkadaşlar sayfa 489'da karşımıza çıkıyor. Burayı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnceliyorsunuz. Sorularda sorulduğu zaman rahatlıkla bulabileceğiniz bir tabloyla karşınızda dikkat ediyorsunuz. Anı türünde önemli sanatçılar arkadaşlar. Falih Rıfkı Atay. Yıldız atıyoruz. Falih Rıfkı Atay anı türünde önemli bir isim. Dikkat edin birazdan eserlerini saydığımız zaman zaten göreceksiniz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendir. Atatürk'ün en yakınındakilerden biri olarak onu en iyi tanıyan ve tanıtan yazarların başında gelmektedir. Birçok edebiyatçı tarafından Türkçe'yi en iyi kullanan yazardan biri olarak kabul edilmiştir. Yazar Mina Urga'nın üvey babasıdır. Atatürk devrimlerinin ve batılaşmanın hareketleri savunucularından olmuştur. Anları kadar özellikle yurt dışı gezilerini anlattığı eserleri ile de edebiyat tarihimizin bu alanda eser veren isimlerinin başında gelmektedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında bulunduğu Kudüs'teki anlarını anlattığı Zeytin Dağı ve Türk'ü çeşitli yönleri tanıttığı Çankaya klasik kabul edilen eserlerinden olarak karşımıza çıkacak. Yani Zeytin Dağı'nı ve Çankaya'yı muhakkak ne yapıyoruz biliyoruz sevgili arkadaşlar dikkat ettin. Anılarında Ateş ve Güneş, Zeytin daha Önemli, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Mustafa Kemal'in Ağzından Vahdettin, Çankaya yine önemli. Dikkat ettin zaten yukarıda da bahsettik. Batış Yılları, Kurtuluş, Atatürk Ne idi ve Bayrak adlı anı türünde eserleri var. Gezi yazısında Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya, Deniz Aşırı, Deniz Aşırı önemli sorabilir arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Yeni Rusya, Moskova Roma, Bizim Akdeniz, Taymiz kıyıları gene sorabilir. Tuna kıyıları, yolcu defteri gezerek gördüklerim gibi altın çizdiğimiz yerlere ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu eserler sorulabilir. Fıkralarında eski saat, niçin kurtulmamak, çile, inanç, pazar konuşmaları. Pazar konuşmalarını sorabiliyor kaynaklar. Dikkat edin yine buraya. İncelemelerinde baş veren inkılapçı Atatürkçülük nedir? Londra konferansı mektupları, Türk kanadı ve kanat vuruşu olarak karşınıza çıkacak ve monografi türünde yazmış olduğu Babanız Atatürk adlı bir eseri var. Çocuklar için yazmış olduğu bir eser dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer başlığımıza gezi yazısına. Gezi yazısı bakın yazarın gezip gördüğü yerleri, bu yerlerin halkını, kentsel özelliklerini, yaşayışını, törelerini, gelenek ve göreneklerini, doğal ve tarihi güzelliklerini, ilgi çeken değişik yönlerini edebi bir üslup içinde kaleme alarak anlattığı öğretici metin türüne Gezi yazısı denir dikkat ediyorsunuz. Yazar gezi yazısını gezip gördüğü yerlerle ilgili gözlemlerini, incelemelerini ve diğer bilgileri bir araya getirerek oluşturur. Arkadaşlar bir yere gidiyorsun, gittiğin yerdeki doğal güzellikleri, yemekleri, giyim şekilleri yani kültürel özelliklerini, her türlü şekilde tarihi özelliklerini ele aldığımız eserlere ne diyeceğiz? Gezi yazısı diyeceğiz. Unutmuyorsunuz zaten biliyorsunuzdur. Gezi yazısı e güncel de bir şey sürekli karşımıza çıkıyor. O yüzden rahatlıkla yapabileceğiniz bir yer olarak karşımıza çıkacak. Okur anlatılan yerleri yazarla birlikte geziyormuş hissine kapılır. Buraya da yine ne yapıyoruz? Dikkat ediyorsunuz. Gezi yazlarında bilgilendirici, öğretici malzemelere değer verilir. Amaç gezilen yeri okuyucuya her yönüyle tanıtmaktır. Bak, gezdiğimiz yeri okuyucuya tanıtmak istiyoruz. Buradaki amacımız bu. Bu yapılırken gözlemlenenlerle geçmiş ve gelecek arasında yine ne yapıyoruz? Bağ kurmayı unutmuyoruz. Gezi yazılarında gezilip görülen ve yerin bütün özellikleri ele alınır. Gezilen yerin özellikle tarihi, bak burası önemli, tarihi, coğrafi, doğal ve sosyal nitelikli belirgin şekilde anlatılır. Gezi yazılarında yazarın dikkatini çeken ve farklı özellik gösteren insanlar, tarihi ve doğal güzellikler ve farklı kültürel ögeler güncel olaylarda bütünleştirerek edebi bir üslupla okuyacağı gene ne yapılacak? aktarılacak sevgili arkadaşlar dikkat ediyoruz. Hemen burada bir uyarımız var. Seyahatname bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser. Seyyah ise gezgin turist anlamına gelen sözcüklerdir. Arkadaşlar bu yere dikkat edin bakın gezi yazısında önemli bir içerik dikkat ediyorum. Gezi yazısı özellikleri bakımından kendisine benzeyen ana türüyle karıştırabilmektedir. Bu iki türün benzerlik ve farkları tabloda verilmiştir arkadaşlar. Buradaki gezi yazısı ile Anının benzer ve farklı yönlerini ne yapabilirsiniz? Okuyabilirsiniz kitabımızdan sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyoruz buraya. Evet geçiyoruz bir diğer başlığımıza. Geziyasında eser veren önemli sanatçılarımız arkadaşlar. Bunlardan birincisi İsmail Habib Sevük arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Kurtuluş Savaşı süresince Anadolu'da çıkan gazetelerde milli mücadeleyi destekleyen yazılar kaleme almıştır. Milli Eğitim Bakanlığında çeşitli görevler üstlenmiştir. Akıcı ve samimi bir dile kaleme aldığı Gezi yazılarıyla tanındığını unutmuyorum yine. Cumhuriyet döneminde yazılmış ilk edebiyat tarihi kabul edilen Türk Teceddüt Edebiyat Tarihi. Yani Yeni Türk Edebiyat Tarihi isimli eseri önemli bir yer tutacak İsmail Habib Sevik için. Duyarsınız arkadaşlar bu ismi dikkat ediyorsunuz o yüzden. Gezi yazısında Tuna'dan Batı'ya bakın önemli dikkat ettin yıldız attın. Yurttan yazılar yine önemli dikkat edip yıldız attık arkadaşlar. Edebiyat tarihi anı ve inceleme türünde edebi yeniliğimiz. Tanzimat'tan beri o zamanlar Atatürk için Avrupa edebiyatı ve biz edebiyat bilgileri, Türk güreşi, Mevlana ve Yunus Emre adlı eserleri var. Dikkat ediyoruz. Mina Urgan arkadaşlar gene gezi yazısı türünde bakın dikkat edin bir dinozorun gezileri adlı yazısıyla karşımıza çıkacak. Anılarında da bir dinozorun anıları adlı anısıyla karşımıza çıkacak. Dikkat ediyoruz. İnceleme ve araştırmalarında Shakespeare ve Hamlet edebiyat ütopya kavramı ve Thomas More, İngiliz edebiyatı tarihi, Virginia Wolf ve Lawrence adlı inceleme ve araştırma yazıları gene karşımıza çıkacak. Bir diğer sanatçımız Azra Erhat. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde asistanlık yapmış, doçentliğe yükselmiştir. Eski Yunan ve Latin dillerinden yaptığı nitelikli tercümeleriyle haklı bir ün sahibi olmuştur. Tercüme dışında deneme, anı ve gezi türündeki eserleriyle de tanınacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Sabahattin Eyüpoğlu ve Halikarnas balıkçısı ile birlikte uygarlığımızın kökenini Ege ve Akdeniz kültürlerine Antik Yunan ve Roma uygarlıklarına bağlayan yeni Anadoluculuk anlayışıyla tanınmıştır. Bir grup aydınla birlikte başlattığı mavi yolculuğun öncü isimlerinden olarak gene karşımıza ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar dikkat ediyorum. Sopekles, Aristofanes gibi antik Yunan kültürünün önemli sanatçıların eserlerini dilimize kazandıracak arkadaşlar. Yine sanatçımız dikkat ediyoruz. Gezilerinde Mavi Anadolu Mavi Yolculuk Yıldız attığınız dikkat ediyorsunuz. Zaten gezi yazısında önemliydi. Deneme işte insan, Ece Homo, Sevgili Yönetimi, Sevgi Yönetimi gibi eserleri var. Mektuplarla Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı mektubunu yazmış olduğu önemli eseri. Çevirileri İlyada, Odesya, Eşekarıları Kadınlar Savaşı, Gargun gül ile söyleyişi gibi türleri var. Eleştirilerinde Osmanlı münevverlerinden Türk aydınına anılarında gülle ile anılar. Masal, Troya masalları mitoloji de mitoloji sözlü olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Bir diğer başlığımız deneme arkadaşlar. Denemeye bakıyoruz hemen. Deneme serbestçe de seçilen bir konuda düşündürücü, öğretici, gücünü yazarın içtenliğinden alan, ispat amacı taşımayan ancak inandırıcı ve ufuk açıcı özellikle olan bir metin türüdür. Denemede şunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen şu özellikleri kısaca bir özetleyelim. Deneme herhangi bir konuda yazılabilir. Yani konu bakımından herhangi bir sınırlamaya ne yapmıyoruz? Dahil olmuyoruz deneme yazarı karşısındakini ispat etme gücünü üslubundan alır. Yani bir fikrim var, bir mantığım var. Bu tezi karşımdaki insana aktarırken bu benim üslubumdan kaynaklanarak ne yapacak? Karşımdakini inandırmaya çalışacağım. Bir de deneme. Herkes deneme yazabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Yani deneme bir edebi bir türdür. Evet ama her konuda yazılabildiği için herkes de deneme türünü ne yapabilir? Yazabilir. Dikkat ediyorsunuz. İnandırıcılık çok fazla olmayacak. Kanıtlayıcı şeylere yer vermene gerek yok. Dikkat ediyorsunuz. Buradaki tek kanıtlayıcılık dediğim gibi yazarın üslubundan yola çıkan bir kanıtlayıcılık olacak. Buraya dikkat ediyorsunuz. Denemelerde felsefi, sosyolojik, tarihi ve ilmi temalar bireysel dilin saldırı rahatlıkla ele alınır. Bu temalar duygu yönü ağır basan bir söyleşte dile getirilir. Zaten duygu yönü demesinin sebebi öznel olmasından bahsediyor. Deneme yazarı okuruna bayağılığa inmeyen bir samimiyetle terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir ciddiyetle seslenir. Yani çok fazla bilimsel şeylerden ne yapmayacağım? Yer vermeyeceğim bilimsel şeylere. Denemede benli bir anlatım söz konusudur. Yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslubu var arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Denemeler konularına göre ve yazış amaçına göre üç başlık altında toplanabilir, sınıflandırılabilir. Dikkat ediyorsunuz. Kişisel duyarlılık ve dikkatleri konu alan denemeler öğretici eleştiri denemeler, sosyal ve felsefi konularda bireysel düşünceyi ifade eden denemeler olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Burada deneme ile sohbet türünün karşılaştırması var not olarak arkadaşlar. Önemli. Hemen bakalım neymiş. Denemede yoğun bir anlatım söz konusudur. Denemede kullanılan cümleler okuyucunun durup düşünmesini zorunlu kılan bir üslupla oluşturulur. Sohbette ise günlük konuşma dili hakimdir. Sohbette okuyucuyu yormayan rahat bir üslup göze çarpacak. Buraya da gene dikkat ediyorum. Yazarın sohbette okuyucuyla konuşuyormuş gibi denemede ise kendi kendisi konuşuyormuş gibi bir antım vardır. Asıl ayırt edeceğim yer bu son madde. Özellikle buraya dikkat ediyorsun. Yazarın bakın dikkat edin. Sohbette okuyucuyla konuşuyormuş gibi denemede ise yazar kendi kendiyle konuşuyormuş gibi bir hava içinde yazar arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz buraya da. Evet arkadaşlar geçiyoruz bir diğer başlığımıza. Deneme türünde eser veren önemli sanatçılarımıza bakıyoruz. Bunlardan ilki Nurullah Ataç. Arkadaşlar muhakkak duyduk Nurullah Ataç'ı. Deneme türünde zaten çığır açmış bir isim olarak karşımıza ne yapacak çıkacak. O yüzden kaynak kitaplarda denemelerde bize bakın dikkat edin. Deneme ile ilgili soru gelirse Nurullah Ataç ile ilgili soruda gelir arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Hemen bir bakalım Nurullah Ataç'ın özelliklerine. Deneme eleştiri ve günlük türünde verdiği eserlerle edebiyatımızda özgün bir yeri vardır. Yani kendine has bir yeri var dikkat ediyorsunuz. Türk dilinin yabancı sözcüklerden tümüyle arınması gerektiğini düşünmüş öz Türkçenin en katı savunucularından biri olmuştur. Bu amaçla Arapça olduğu için ve bağlacını eserlerinde hiç kullanmamıştır. Arkadaşlar bakın Nurlataş ilgili önemli bir özellik, önemli bir kural dikkat ediyorsunuz. Arapça olduğu için ve bağlacını hiçbir şekilde kullanmıyor. Yazı diliyle konuşma dilini birbirine yaklaştırmak için devrik cümleyi yazı diline yazı dine yerleştirmeye çalışmıştır. Tamamen kendi özgü bir üslup ve söz dağarcı ile yazması eleştirilere hedef olmasına yol açmıştır. Ancak bütün eleştirilere rağmen doğru olduğuna inandığı bu anlayışa uygun eser vermekten kesinlikle vazgeçmiyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz buraya da. Divan edebiyatı çok iyi bilmesine ve sevmesine rağmen bu edebiyatın devrini doldurduğunu düşünmüştür. O yüzden ona yönelik eserler vermiyor arkadaşlar. Tiyatro alanındaki eleştirileri ile bu türün nitelikli haline gelmesine emeği geçmiştir. Yunan, Latin, Fransız ve Rus klasiklerinden 50'ye yakın çeviri yaptığını gene unutmuyoruz arkadaşlar. Batılaşmanın önde gelen savunucularından biri olmuştur. Denemelerinde karalama defteri sözden söze ararken diyelim Söz arasında okuruma. Büyüklükler, günce, presporo ile caliban. Söyleşiler dergilerde günlerin getirdiği. Arkadaşlar özellikle karalama defteri ve günlerin getirdiğine ne yapıyorsunuz? Çok dikkat ediyorsunuz. Özellikle bu ikisini çok fazla soracak kaynak kitaplar. Günlüklerinde de günce 1 ve günce 2 var arkadaşlar. Ona da yine ne yapıyorum? Dikkat ediyorum sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer deneme. Yazarımıza Nurlu Ataş'tan sonra ikinci önemli isim. Suud Kemal yetkin olarak karşımıza çıkacak. Edebiyat profesörü olan yazar Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Üniversite rektörlüğü yanında milletvekilliği gibi resmi görevlerde de yer alacak. Eleştiri ve deneme türündeki yazılarıyla tanınacak. Gene zaten bakın deneme türünde Nurullah Taş'tan sonra önemli bir isim demiştik. Dikkat ediyorsunuz. İlgi alanları sanat. Estetik ve sanat felsefesi olarak karşımıza gene çıkacak dikkat ediyorum. Deneme edebiyat üzerine günlerin götürdüğü bakın bu çok karıştırılıyor. Günlerin getirdiği Nurullah Ataşken, günlerin götürdüğü Suud Kemal Yetkin sorularda tabii ki bunu ne yapıyor kullanıyor arkadaşlar lütfen dikkat ediyorsunuz buraya. Şiir üzerine düşünceler, sanat meseleleri ve düşün payı gene düşün payında çiziyoruz arkadaşlar. Dikkat etmem gereken yerlerden birisi de düşün payı olacak arkadaşlar. Bir diğer sanatçımız Salah Birsel. Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Bakın burası önemli. Türk Dil Kurumu'nda yönetim kurulu üyeliği yapması Salah Birsel için önemli bir kural olacak. Dikkat ediyorsunuz. Ününü deneme türündeki eserlerine borçludur. Günlük konuşma dilinde az bilinen kelime ve deyimleri, kendi türettiği ilginç söyleyişe sahip sözleri sık sık kullanmıştır. Kendine özgü alaycı, mizahi üslubuyla deneme alanında özgün bir yer edindiğini unutmuyorum. Yapıtlarında İstanbul'un kaybolan semtlerini ve yaşantılarını, özellikle İstanbul kahveleriyle Boğaziçi ve Beyoğlu semtlerini buradaki sanatçı çevresini anlatmıştır. Bakın dikkat edin bu da madde çok çok önemli Salah Birsel için. Sanatçının günlük türündeki eserlerinde edebiyatımızda önemli bir yeri olduğunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Şiirlerinde Dünya İşleri, Hacıvat'ın Karısı, burası önemli bakın dikkat edin. Kikirikname, bazı kaynak kitaplar sorabiliyor dikkat edin. Denemelerinde ah be yolu vah yolu arkadaşlar önemli. Boğaziçi şıngır mıngır yine çok önemli. Dikkat ediyorsunuz buraya. Geri kalan eserlerini ne yapıyoruz? Okuyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Salah Birsel için. Cemil Beriş devam ediyoruz. Özgün üslubu ve derin kültürel birikimi ile Cumhuriyet döneminin en önemli düşünce adamlarından ve denemecilerindendir. Çok iyi derecedeki Fransızcası ile gençliğinden itibaren bu dilde başarı tercümeler yapmıştır. Doğu-Batı uygarlıklarının derinlemesine bildiği için iki uygarlık arasındaki farkları başarıyla ortaya koymuştur edebiyat ve düşünce yazarları ile onların eserlerine yönelik eleştiri ve saptamaları ile kendisinden sonra gelen kuşakları önemli ölçüde yine ne yapıyor? Etkiliyor arkadaşlar dikkat ediyoruz. Yaşamının belli bir döneminde görme yetisini yitirmesine rağmen başkalarının özellikle de kızının yardımıyla okuma, araştırma, yazma etkinliğini yine ne yapıyor? Devam ettiriyor dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Denemelerinde bu ülke ve mağaradakiler önemli. Araştırma inceleme ve eleştiri türündeki eserlerinde Umrandan Uygarlığa, Hint Edebiyatı, Saint Simon, ilk sosyolog, ilk sosyalist, Işık Doğudan gelir, Kültürden İrfana, 40 Ambar, Bir Farcian Hikayesi, Sosyoloji Notları ve Konferanslar gibi önemli araştırma inceleme ve eleştiri türünde yazıları var. Günlükleri de jurnal olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz sevgili gençler. Geçiyorum bir diğer sanatçımıza. Sabahattin Eyüpoğlu. Girdiği sınav sonucu Atatürk'ün talimatıyla Avrupa'ya eğitime gönderilen gençler arasında yer alacak Sabahattin Eyüpoğlu dikkat ediyoruz. Tercüme bürosunda çalışırken yaptığı Molyer, Ömer Hayyam ve Montekne çevirileriyle ünlenmiştir. Azra Erhat ve Halikarnas balıkçısı ile yeni bir Anadoluculuk görüşünü geliştirmiştir. Türk kültürünün kökenini Orta Asya yerine Anadolu'daki eski uygarlıklarda aramak gerektiğini savunmuştur. Deneme türündeki eserleri ve çevirileriyle ünlenecek sanatçımız arkadaşlar. Yine ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Denemelerinde mavi ve kara önemli, Avrupa resminde gerçeklik duygusu önemli, Anadolu ormanları, siyah kalem, köy enstitüleri üzerine önemli, Yunus Emre'ye selam önemli, bütün yazıları Pir Sultan Abdal, Surname ve Anadolu Yolları adlı deneme kitapları var. Dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar buraya da. Geçiyoruz bir diğer önemli sanatçımıza Mehmet Kaplan arkadaşlar dikkat ediyorum. Deneme, eleştiri türündeki eserleri ve akademik çalışmalarıyla Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın etkili isimlerinden biri olarak karşımıza çıkacak Mehmet Kaplan. Çağdaş bir anlayışla kaleme aldığı eleştirilerinde incelediği eserleri başka örneklerle karşılaştırmış, yargılarını somut gerçeklere bağlamıştır. Eserleri ile eleştiri türünün gelişmesine hizmet etmiş, yazarlara ve eleştirmenlere kılavuzluk etmiştir. Yine dikkat ediyorum. Şiir tahlilleri ve hikaye tahlilleri adlı eserleri eleştiri türüne uzak okuyucuların dahi yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. Son derece sade ve yapmacıksız üslubu ile karışık edebi meseleleri herkesin anlayabileceği yanlıkla anlatmayı başarabilmiş önemli bir sanatçı arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Denemelerinde nesillerin ruhu, büyük Türkiye rüyası, kültür ve dil edebiyatımızın içinden, İncelemeleri Namık Kemal, Tevfik Fikret, şiir tahlilleri, hikaye tahlilleri, Türk edebiyatı üzerine araştırmalar, Oğuz Kağan Destanı, Tanpınar'ın şiir dünyası gibi önemli incelemeleri var. Dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza Nuri Pakdil. Daha lise öğrencisi iken Hamle isimli bir dergi çıkarmış. Nurullah Ataç'ın dikkatini üzerine çekmiştir. Edebiyat dergisi ve edebiyat dergisi yayınlarını kurmuştur. 1960 sonrası İslamcı Edebiyat'ın Sezai Karakoç ile birlikte öncü isimlerinden olarak yine karşımıza çıkacak arkadaşlar. Nuri Pakdil dikkat ediyoruz. Dünya ve estetik görüşünü İslami referansla temellendirdiği şiir, deneme, oyun, gezi ve özellikle deneme türünde pek çok esere imza atmıştır. Öz Türkçe sözcükler ve devrik cümle kullanımı ile dikkat çeken üslubunda Nurullah Ataç etkisi görülür. Bakın burası da önemli gene unvanı Kudüs Şairi olarak bilinen sanatçı yedi güzel adamdan biridir. Hayatı diziye konu olacak dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şiirleri Anneler ve Kudüsler, Kudüs Şairi olduğunu unutmuyorsunuz. Bakın dikkat edin. Denemelerinde biat 1 2 3, bağlanma, bir yazarın notları önemli 5 tane serisi var. Dikkat edin. Edebiyat Kulesi, Derviş Şüneri, Arap Saati, Klas Duruş, Kalem Kalesi otel gören defterler ve ahit kulesi olmak üzere karşımıza çıkıyor. Gezi yazılarında basın notları var. Tiyatrolarında da Umut adlı eserimiz var arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza Beşir Ayvazoğlu'na. Lise döneminden itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde kültür sanat sayfaları hazırlamış, köşe yazarlığı yapmıştır. Şiir, deneme, araştırma, inceleme ve biyografi alanında yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunmaktadır bir dönem Türk Edebiyatı Dergisi'nde genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Özellikle yakın kültür tarihimiz üzerine kaleme aldığı çeşitli araştırmalar, biyografiler ile tanınmıştır. Yazarlarındaki olgun ancak okuyucuyu gözeten sade ve akıcı üslubuyla edebiyatın en ciddi konularını geniş okuyucu kitlerin ilgi alanının içerisine sokmayı başarmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Güller kitabı önemli. Dikkat edin. Aşk estetiği, İslam estetiği ve insan geleneğin direnişi önemli arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Diğerlerini de biliyoruz arkadaşlar. Eserlerinin Beşir Ayvazoğlu da yine deneme türünde önemli bir sanatçımız karşımıza çıkıyor. Dikkat ediyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar geçiyorum. Bir diğer öğretim etlimize makaleye. Makale bilgi vermek, bir iddiayı kanıtlamak ve düşünceleri başkalarına açıklamak amacıyla yazılan öğretici metin türüdür. Dikkat ediyorum buraya. Makalde ağır başlı, ciddi, kolay anlaşılır, yalın, pürüzsüz bir dil ve anlatım kullanılır. İleri sürülen düşünce ve tez nesnel bir bakış açısıyla gene yalanacak. Bakın dikkat edin bir düşünce ve tezim var. Bu düşünce ve tezi nesnel bir şekilde ne yapmam lazım? Dile getirmem lazım. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Düşünceler bir takım bilgi, belge ve araştırma verilerinden yararlanarak katlanır. Öne sürdürülen düşünceler kanıtlanabilmeli. Kesinliğe inanılmayan bilgilere yer verilmemelidir. Söz oyunlarına edebi sanatlara başvurulmaz. Bakın dikkat edin. E, bilimsel bir bilgiden bahsediyorsam söz oyunlarına edebi sanatı yapmama gerek var mı? Yok zaten. Buraya da dikkat ettiniz. Süslü anlatımdan uzak durulur. Düşünceler doğrudan aktarılır. Okuyucunun sezgisine kesinlikle bir şey ne yapmıyorum bırakmıyorum. Çünkü amacım bilgi vermek arkadaşlar. Bilgi vereceğim bir metinde de çok fazla edebi estetiği ön planda tutamam. Buraya dikkat ediyorsunuz. Sosyal ve siyasal konular, edebiyat, sağlık, din, bilim, teknik gibi her konuda makale yazılabilir. Öğretici ve bilgilendirici düşünce yazısı olduğu için daha çok açıklayıcı anlatım türü kullanılır. Makale yazarı düşüncelerini açık inandırıcı bir çerçevede temellendirebilmek için örnekleme, karşılaştırma, alıntı yapma, tanık gösterme, sonutlama, nesnel verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak soyut kavram düşünceleri somut hale getirebilmelidir. Gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda yer alan gazetelerde ilk susuna ve birinci sayfada konunun önemli yazarlarına baş makale yani baş yazı bu yazıları yazanlara ise baş yazar adı verilir. Dikkat ediyorsunuz makale ile ilgili yazan yazılara ve yazan kişilere verdiğimiz isim. Makaleler giriş, gelişme ve sonuç planı içinde yazılır. Günümüzde internetin yaygın bir iletişim aracı haline gelmesiyle makaleler dijital ortamda yer almaya başladığını gene ne yapmıyorum unutmuyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz buraya. Şimdi geçiyoruz makale türündeki sanatçılarımıza. Makale türündeki önemli sanatçılarından ilki Mehmet Fuat Köprülü olacak sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Sadrazam Köklülü Mehmet Paşa'nın soyundan gelen ve ordinarius profesör olan sanatçı milletvekilliği ve Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Bakın Mehmet Fuat köprü önemli bir isim dikkat ediyorsunuz. Gene makale türünde çok önemli bir isim olacak zaten. Türk edebiyatı tarihçiliğini bilimsel temelleri oturtan kişi olarak tanınan yazar, çok titiz ve verimli bir araştırmacı olarak ardında birçok eser ve makale bırakmıştır. En ünlü eserlerinden biri genç yaşta yazdığı Türk edebiyatında İlk mutasavvıflardır. Buraya gene ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Bakın önemli bir eser, önemli bir özellik. Dikkat ediyorsunuz. Türk edebiyatı ilk mutasavvıflar önemli dedik araştırma makalesinde. Bugünkü edebiyat gene sorulabilir arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Diğerlerini de şöyle bir okuyoruz arkadaşlar kitabımızdan. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza Yusuf Akçura'ya. Kırım Türkmenlerinden olan yazar Rusya'da dünyaya gelmiş. Babasının ölümü üzerine annesiyle İstanbul'a göç etmiştir. Türkçülük düşüncesini savunan İsmail Gaspralı, Necip Asım gibi isimlerden etkilenmiştir. Türkçülük düşüncesi nedeniyle askeri okuldan atılmış Fizan'a sürgün edilmiştir. Türk Derneği'nin kuruluşuna yer alan yazar Türk Yurdu Dergisi'nin uzun yıllar idare etmiştir. Türk Tarih Kurumu'nun kuruculuğu ve başkanlığını yapmıştır. Bakın gene önemli bir özellik dikkat ediyorsunuz. Üç tarzı siyaset adlı makalesinde Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılığı karşılaştırmış çözüm yolu olarak da Türkçülüğü önermiştir. Arkadaşlar 3 tarzı siyaset Yusuf Akçı'ya bilmemiz gereken önemli bir eser sevgili arkadaşlar. Muhakkak sorulur. Karşınıza muhakkak çıkar. Dikkat ediyorsunuz. Milli Edebiyat döneminde yazı konferansları etkili bir isim olmuştur. Üç tarzı siyaset zaten önemli dedik. Yıldız attık muhakkak biliyoruz. Siyaset ve iktisat ve Türkçülük tarihi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dikkat ediyorum yine buraya. Geçiyorum bir diğer sanatçımıza Nihat Sami Banarlı. Edebiyatın farklı türlerinde eser veren yazar özellikle edebiyat tarihi geniş kitlelerin ilgisine sunan resimli Türk Edebiyatı Tarihi isimli eseri ile tanınmıştır. Arkadaşlar buraya dikkat ettik. Resimli Türk Edebiyat Tarihi. Bu önemli bir eseri. Hazırda kitaplar uzun yıllar listelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Günlük gazetelerde yazdığı edebiyat sohbetleri çok sevilmiştir. Sade ve akıcı üslupta kalem aldığı eserleri birçok baskı yapmıştır. Deneme, söyleşi ve makalele edebi bilgiler, Türkçenin sırları, metinlerle edebi bilgiler, metinlerle Türk edebiyat tarihi gibi önemli eserleri olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz ama en başka bilmem gereken yer resmi Türk edebiyat tarihi. Yani Nihat Sami Banarlı'yı sorarsa buna ne yapacağım? Dikkat edeceğim sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Öğretici metinler 1 ve 2. videomuz var. Bu videomuzda sohbet kısmına kadar geldik. Bir sonraki başlığımızda, bir sonraki videomuzda sohbet türüyle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar videolarımızı beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.